Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Almanya'da düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Oberhausen Türk Birliği tarafından toplanan yardımlarla anaokulu veya sağlık ocağı yaptırmak istiyorlar. Oberhausen Türk Birliği depremin yaşandığı ilk günden beri hem ihtiyaç malzemesi yardımı hem de para yardımı kampanyası düzenledi. Oberhausen Türk Birliği Başkanı Metin Şen Ocak, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, bir nebze de olsa dernek olarak yaraların sarılmasında katkılarının olmasını istediklerini söyledi. Dernek bünyesinde 14 gün boyunca düzenlenen yardım kermesine ilgi büyük olurken, Alman vatandaşları da kampanyaya büyük destek oldu. Çocuklar kumbaralarındaki paraları depremzedeler için bağışlarken bölgedeki vatandaşlar 14 gün boyunca kermese destek verdi. Yardım kermesine Almanların da destek vermesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar dernek bünyesine açılan deftere de duygu ve düşüncelerini yazdılar. 7'den 70'e herkes depremzedeler için el ele verdi. Oberhausen Türk Birliği Başkanı Metin Şen Ocak kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Acımız çok büyük. Bunu tarif etmeye mümkün değil yani tarif etmek. Bizler de bu olay başlar başlamaz buraya gelen bazı AFAD yetkilisi gençlerimizle, iki gencimizle önce bir kıyafetlerle ilgili bir yardım kampanyası başlattık. Kıyafetler aynı zamanda çocuk hijyen malzemeleri, çocuk mamaları, benzeri şeyler ve hatta son tırımızda da 22 adet bir Alman firmasının hediye etmiş olduğu 3000 euro değerinde 22 tane de seyyar kalorifer gitti. Evet, ondan sonra da yardımlar bağış olarak, hibe olarak devam etti. 14 günden beri bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ve son bir haftası da bağışlar üzerine sağ olsun birliğimizin değerli hanımefendileri, beyefendileri, çocuklarımız hep beraber, hep birlikte bu bağış kampanyasına katkıda bulunuyoruz, katkıda bulunuyorlar.